Hani bu parçayı nereye koyacağız? Hala neredesin? Çok merak ediyorum seni. Anne. 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 Beni duyabiliyor musun? Duymadım Mercan, affedersin. Ne dedin? Bu parçayı nereye koyacağız? Bunu nereye koyacağız? Dur bir bakalım. Hoş geldiniz cezaevine. Cezayir. Kızım, prensesim. Nasılsın? İyiyim. Annemle birlikte puzzle yapıyoruz. Süper. Bir haber var mı? Ben seni hastaneye götürürken yolda konuşuruz. Tamam. Ben çantamı alıp geliyorum o zaman. Ama puzzle'ımız... Tamam. Belki annen gelene kadar biz tamamlarız. Ne dersin? Tamam. Hadi bakalım. Tamamlamışsın sen bunu bayağı. Çok güzel oluyor değil mi baba? Evet, çok güzel oluyor kızım. Ekavir'i tutukladılar. Baba ne oluyor? Niye tutuklamış olabilirler Ekavir dayı? Bekir'le ilgili olabilir mi? Eğer öyleyse... Kıyamet kopacak demektir. Bekir'le ne ilgisi var ki? Hoş geldin Sinan Müdürüm. Hoş bulduk. Hayırdır bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Ömer Asaf'la görüşecektim. Kendisine birkaç sorun var. Abisiyle ilgili. Odasında. Çağırayım. Durumu için bir şey söylediler mi? Ameliyathaneye aldılar. Nasıl durumu konuştun mu doktorlarla? Çok kan kaybetmiş. Her şey hazırlıklı olun diyorlar. Sana bir şey daha söyleyeceğim Cezayir. Ekabir'i gözaltına aldılar. Asım söyledi ama detaylarını bilmiyorum. Ne olup ne bitti bilmiyorum. Azamet sana anlatır. Kayıkçının gönderdiği resimler. Emniyete ulaştırmış birisi. Sinan Müdürü de soruşturma açmış. Çiftlikte polisler var. Ömer Asaf onlarla konuşuyor. Kayıkçıdan uzak durun demiştim ya. Amca biz seninle konuştuktan sonra hiçbir şey yapmadık. Peşini bıraktık. Dur bir söyleyeceklerimi dinle. Madem bu kayıkçı şerefsiz savaş istiyor. Alacak. Özlemiştik be reis. Tito'yu bulun. Sonrasında da Davlalı'yı. Kayıkçı ile ilgili sessiz olacaksınız. Konuştuklarınızı sadece ben duyacağım. Bana onu bulun. Soyunu kurutacağım şerefsizi. O Tito denen zavallı avucumun içindeydi Faysal. Yüzünün ortasından vuracaktım ama ikinci kez elimden kurtuldu. Nasip be Enver de yok artık. Sokakta işimizi koşturacak kimse kalmadı. Çok zarardayız cancağızım, çok. Efendim, ilaçlarınızı masaya koy. İlacı mileci geç. Bana acilen birini buluyorsun Faysal. Ankaralı, Adanalı çetelerle olacak iş değil bu.
Bana bu ülkenin en belalı, en korkulan adamını bulacaksın. Gizli saklı değil, alenen yapacağız yapacağımızı. Madem ki bize savaş açıyorlar, o savaşı biz başlatacağız. Söyle, yiyecek bir şeyler hazırlasınlar bana. Dur. Bir ekip hazırla. Sürekli taciz etsinler bunları. Belanın nereden, ne zaman, nasıl geleceğini bilemesinler, şaşırsınlar. Kimin peşine takayım efendim? Cezayir, Kurban, Asım, Ekabir, Sabit, hangisi? Güzel düşün. Güzel olsun Faysal. Kadınlara bulaşalım birazcık. Bakalım Cezayir kadınlarını koruyabiliyor mu? Küçük ısırıklar cancağızım. Varlığımızı hissetsinler. Biraz rahatsız olsunlar yeter. Ömer, abinle en son ne zaman konuştun? Yurt dışına çıkacaktı. Gitmeden bir gün önce sanırım. Gittikten sonra hiç iletişim kurdun mu? Telefonla görüntülü arama falan ya da mesaj. Telefonla konuştuk. Yani daha doğrusu bir ses kaydı yolladı bize. İyi olduğunu, yakında görüşeceğimizi söylediği bir ses kaydı. Kayıt sende mi? Bakabilir miyim? Canlarım, sizi arayamadım. Kusuruma bakmayın. Bulgaristan'dayım. Benim için endişelenmeyin. Fırsat buldukça haber vereceğim size. Ne zaman ulaştı bu kayıt eline? Gitmeden önce bırakmış olabilir mi ama? Sanmıyorum. Ömer, bu kaydın kopyasını almam gerekiyor. Sorun yok müdürüm. Ama artık ne olduğunu söyleyecek misiniz bana? Mustafa. Teknik takipte bu kaydın da kopyasını al. Baş üstüne müdürüm. Ömer. Bu fotoğraflar canına sıkacak ama bence görmelisin. Nerede müdürüm? Cesedi bulundu mu? Henüz değil Ömer. Ama tahkikat sürüyor. Yakında öğreneceğiz her şeyi. Söz veriyorum. Öldürünce her şey bitecek. İçimdeki acı son bulacak zannettim. Olmadı. Şimdi canım daha çok acıyor. Canan, sen ne kadar nefret edersen et, kimseye zarar veremez. Ah, nasıl fark etmedik? Nasıl fark etmedim evden dışarı çıktığını? Öldürdüm. Ben birini öldürdüm. Öldürmedim. Kimseyi öldürmedim. Ama ben vurdum onu. Adam ölmemiş. Yaralı, yaşıyor. Allah'ım sana bin şükür. Yapma yavrum. Yapma, Allah aşkına yapma artık. Yeter bu gözyaşın, yeter. Leyla. Benim seninle biraz konuşmam lazım.
Tamam. Arkadaşlarıyla kahvaltı edecekti. Niye sordun? Onunla ilgili bir şey mi söyleyeceksin? Sadece onunla ilgili değil. Seninle ve Ömer'le de ilgili. Abime bir şey mi oldu? Kabir'i tutukladılar Leyla. Niye? Bekir'i vurduğu için. Kabir abiyle birlikte bindiler. Gördün mü abim? Bekir aslında yurt dışına hiç gitmedi Leyla. Sen biliyordun. Sen biliyordun. Bu yüzden abime arabamı istemedin. Bu yüzden abini unut dedin. Biliyordum. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bir kabir niye böyle bir şey yapsın? Niye vursun abime? Kabir Bekir'i vurdu. Çünkü bunu ben istedim.